Şimdi bunu bize karşı delil getirmeye çalışanlar var. Ben de gülüyorum, bunu nasıl delil getiriyorsunuz diye. Şimdi hep beraber okuyalım. Zaten bunun sonunda Hızır diyor ki bunların hiçbirisini ben kendiliğimden yapmadım. Yani bunlar tamamen Allahü Teala'nın ona verdiği emirdir. O da bir melektir, yapmış görevini. Bir insan değildir yani. Diyor ki وَاَمَّ الْغُلَامُ O çocuğa gelince çocuğu niye öldürdü? فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ Annesi babası mümin kimselerdi. فَخَش۪ينَ اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا Yani korktuk ki bu çocuk onları taşkınlığa ve küfre sürükleyecek. Peki şimdi bu anne babanın Müslüman olduğu, mümin olduğu yazılıysa değişir mi? Bu o mantığa göre. Değişir mi? O zaman kafirliğe sürükleyecek ne demek? Çocuk onları kafirliğe, henüz bir şey de yapmamış. Sen de mi anlamadın, Allah'ını seversin. Biraz sabırla dinle, göreceksin. Şimdi ben parça parça soruyorum. Bak, hepsini birden sormuyorum. Yavaş, tam anlaşılsın diye. Şimdi ezelden yazılıdır deniyor. Ezelden yazılıysa kafirliğe sürükleyeceğinden korktuk denir mi? Böyle bir şey söylenebilir mi? Yazılıysa belli. Hani imtihan etmesi caiz değildir diye okuduk ya şeylerde. Elmalı mümkün değil, tasavvur bile olunamaz diyor. Peki ne cevap vereceksin Sayın Elmalı ya da Fahrettin Razi? Madem Allahü Teala ezelden yazdık diyor da korktuk ne demek? Vallahi kelamı. Peki bu çocuk daha şimdi şimdi daha küçük bir çocukken onları taşkın bu çocuğun ömrü belliyse bu geleneksel anlayışta ecel kısalır mı uzalır mı? Abdülrezzak Hoca ne diyorlar? Ecel kısalır uzalır diyorlar mı? Ne kısalır ne uzanır diyorlar, değil mi? Neyse o. Peki bu çocuk niye daha erken öldürülmüş? Yazıldıysa falanca zamana kadar yaşayacağı önceden öldürülür mü? Korktuk. Şimdi anlaşıldı mı? Korktuk. İyi ya, bu çocuğun onu yoldan çıkaracağından korktuk diyor. Çocuğun davranışları kötü demek ki. Ya Allah Allah. Şimdi genç birisi o, sen şimdi çocuğun Cenab-ı Hak o çocuğu senden benden hep bizden daha iyi biliyor. O anda saptırmıyor. Annesi babası mümin insanlar. Bu çocuğun yapısı böyle. Bu adam bunları taşkınlığa sürükler ve küfre sürükler diye korktuk. Bunun şeyi ne? Bilen bir adam korkmaz, bildik der, korktuk demez. İhtimalden dolayı korktuk denir. Sen kesin bildiğin bir şeyden korkar mısın? Kesin böyle olacak, karşını tedbirini alayım diyorsun. Şimdi sen kendi Cenab-ı Hak yaptığından hiçbir zaman sorumlu olan birisi değildir. Allah'a sorulmaz bunu niye yaptın diye. La yüselu amma yefal ve hum yüselun. Allah yaptığından sorguya çekilmez. Sorguya çekilen biziz. Diyor ki korktuk ki bu adam bu ikisini kafirliğe ve taşkınlığa sürükleyecek, onun için öldürdük diyor. Şimdi bu geleneksel anlayışa göre bu çocuğun öldürülmesi ecelinden önce mi değil mi? Olmaz deniyor. Ecel ne uzanır ne kısanır diyorlar. Yani bir yanlışı ayakta tutmak için o kadar çok ayetin üstü kapatılıyor ki, bir tane iki tane değil. Ecel derste bizim doğru bildiğimiz yanlışlardaki ecel yazısını bir okuyun görürsünüz. O kadar çok ayetin üstü kapatılıyor ki. Şimdi bu adamlar kafir olacaksa
Allah-u Teala bu adamların mümin olarak mümin olduğunu söylüyorsa şimdi, gelecekte de bunlar mümin olarak kalacaksa, bunlara top değmez. Bir çocuk onları kafir mi yapacak? Geleneksel anlayışa göre böyle bir şey mümkün mü? Dolayısıyla bakın, dikkat ediyor musunuz? Eğer bu anlayış olursa, bir, Allah kimseyi imtihan etmez. O ne demek ya? Allah imtihan için yarattım diyor, sen imtihan etmez diyorsun. Peki neye dayanıyorsun? Efendim diyor, Allah her şeyi bilir. Güzel, tabii ki Allah her şeyi bilir. Şey nedir? Şey olandır. Onun için Allahü Teala اِذَا اَرَادَ شَيْءَنَا يَقُولَ لَهُ كُنْ. Allah bir şeyi var etmek istediği zaman ol der, o doğru verir. Sonra efendim işin içinden çıkamayanların dayandıkları tek şey zaman. Siz zamanı anlamıyorsunuz. Güzel de sen falan filozofun filan felsefecinin lafına ne bakıyorsun? Sen Allah'ın kelamından bana bir şey bul. Efendim Allah katında bir gün senin saydığın bin gün gibidir diyorsun. E peki bin gün gibi olsun. O bir gün var mı Allah yanında? O bir gün zaman değil mi? Uzunluğu şöyle ya da böyle. Ya ne oluyor yani? Niye biz dine kendi kafamıza göre kılıf verip de bu kadar milyon, milyarlarca insanı böyle sersemleştiriyoruz? Bu arkadaşımızın söylediği gibi, ben bir sıkıntıya düştüğümü aman olacağına varır. Zaten biz birbirimize nasihat ederken de öyle, aman çalış ha, dikkat et deriz. Ama gelenekte dememiz gerekirken, ya boş ver, boş ver, o iş olacağına varır, hiç korkma. Hep öyle demez miyiz?